Cümleten hayırlı geceleriniz olsun sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bahçemize. Bugün bahçemizden bir açılış yapalım dedik. Gece oldu. Şu anda bayağı da orta kararmak üzere. Daha henüz kararmadı ama yine de kararmak üzere. Ben şöyle dallarımı sulayayım diye çıktım. Ocağımı ne temizledim. Şöyle buralara da bağ çubuğu attım ama bu çubuklarım da tutmadı herhalde. Yine de tutana kadar sulamak istiyorum bunları. Sulayayım bakalım ne olacak. Sizler nasılsınız, ne işler yaparsınız sevgili takipçilerimiz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Rabbimin verdiği günlere şükürler olsun. Uğraş yok, koşuşturmayla geçiyor bizim günlerimiz. Tavuklarımızı kapattım şöyle kümesimizi. İç tarafı kapalı, bu tarafı açık. Burasını kapatmadım. İçi demir kapı zaten, bir şey olmaz diye içini tamamen sürgülüyorum, iyi oluyor. Şu dallarım bayağı bu sene bayağı bir iyi büyüdüler. Hani gördüğünüz gibi. Bunlar geçen sene diktiydik bunları. Küçük küçüklerdi. Bu sene sündüler. Sürekli suluğum ondan mı bilmiyorum ama şu sarardı. Bunun dibine de sarı olduğu zaman demir gömüyorlarmış. Ufak bir parça demir gömdükleri zaman demir eksikliğinden oluyormuş bu. Sarılığı öyle söylediler. Instagram'dan öyle yazmış bir tane izleyicim. Onun dibine demir gömeceğim. Ben de bakın bir sabahına gündüz gözüyle artık şimdi olmaz da. Şu güzel yemyeşil duruyor. Koyu yeşil. Dilimden de konuşamıyorum. Dilimin kenarı yara olmuş. Bir türlü iyileşmedi. Eşim de gece gece duvar yıkıyor orada. Gözükür mü bilmiyorum. Gözükmez şu orada. Pantolonunda az bir çizikler gözüküyor. O da orada duvarımızın kenarı vardı. Bahçemizin orada biliyorsunuz ki. Ben elime geçen şeyi otu çöpe oraya atıyordum. Yahım da orada kurusun diye. Samanlığımızın önü. Oradaki duvarı kaldırıyor, temizliyor o da. Bir işleri yapmaya çalışıyor işte. Bakalım oraya ne yapacak. Açık pisi gibi bir şey yapmayı düşünüyor. Biz de Allah nasip kısmet ederse inşallah inek almayı düşünüyor. Bakalım. Şöyle diplerini sulayayım, sulayayım. Öbürüne geçiyorum. Ama hortum gelir mi? Öbür tarafta hortumda. Bunların kenarlarını şöyle güzelce yalak açıyor. Biz yalak dedik. Siz nedirsiniz bilmiyorum. Şöyle. Hani su içinde dursun diye yapıyor ama tavuklarımız durutmuyor. Sabah oldu mu tavuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Sıcak ya dışarısı. Hayvanlar da yanıyor. Onlara da bir şey diyemiyorum. Yazık kalktılar mı? Dışarıya saldığım zaman buraya bu şeylerin içine yatıyorlar. Eşeleyiyorlar buraları. Soğuk olduğu için. Bunların içine yatıyorlar yazık. Onda bu yaptığımız yalak dediğimiz şeyi böyle kenarını çevirip de içine su biriktiriyor ya. Onlar dağılıyor onlarda deşeledikçe. Tavuklarda malumunuz bildiğiniz gibi çok deşelemeyi seviyorlar. Bu arada tavuklarımızın da yine iki tanesini tilki götürmüş. Ölüsünü de bulamadık, dirisini de bulamadık. Bir çabalaştıklarını duyduk içeride. Kahvaltı yapıyorduk dün, evvelkisi gün. Ondan sonra dışarıya biz çıktık. Kahvaltıyı hani yaptıktan sonra ben sufrayı kaldırırken horozun sesini bir duydum, bağırdığını. Böyle ünledi horoz. Yani insanı çağırır gibi yaptı böyle gerçekten. Ondan sonra ben de dışarıya bir çıkın dur da dedim. Sufrayı kaldırın böyle dedim. Ben sufrayı kaldırana kadar öyle etmemiş. Götürmüş gitmiş maalesef. Ondan sonra onlar da kumese girmiş, öbür kalanlar da yazık kokmuşlar. Şunu da sulayayım. Bunun da yaprakları ne kurumuş, buna mı kuruyacak yoksa bakar mısınız şöyle. İnşallah kurumazlar. Kucun kuş böyle böyle büyütüyor. Ondan sonra kurudu mu tamam. Gidiyor. Bugün ışık vurmuyor bu yanına. Hani ya? Bilmiyorum ki yanıp yanmadığını. Hayada da vurmamış. Herhalde yanmıyor. Yanıyor, yanıyor. Ama sana niye gelmemiş? Orayı ışıtıyordu. Ha, onu yakın bari eve gidim de. Dur şu iki dal kaldı. Bunları da sulayayım da. Gece gece dal sulaması iyi oluyor. Bağ bahçeyle uğraşması hani. Bu sene bahçeyle uğraşamadım. Suyum olmadığı için ama. Seneye Allah nasip kısmet ederse inşallah küçücük bir bahçe yapmayı düşünüyorum. Öyle büyük değil de küçücüğünden. Hani bize yetencelik kadar olsa yeter.
Fazla bir şey istemiyorum. Az bir şey oldu mu bizlere yetiyor yani. Biz böyle bir yeşillik seven ya da şöyle durmadan bahçe işini seven, yiyen bir insan değilik evcek. Benim çocuklarım da bana çekmiş. Kazım da hiç aramaz yeşilliği. Cansun da hiç aramaz. Kaan öylesine. Emişum sever bir eminim. O çok sever yeşilliği. O da Allah nasip ederse cumartesi gün gelecek köye. Şöyle son budalımız kaldı. Gündüz sıcakta sulaması iyi olmuyor. Akşamın serinliğinde dal sulaması güzel oluyor. Hem de bunlara bence faydalı bir şey diye düşünüyorum. Akşam suyunun. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz tekrar evimize, kanalımıza. Şöyle ben pestillerim bugün kurumuş. O kadar ince olmuş ki. Vallahi bayağı bir zor da kalkıyor şöyle. Sineklerden de alamıyorum ya. Çok ince olmuş. Çok da güzel olmuş. İnanın. Tadı falan yumuşacık. Şöyle. Parçalara ayırdım bunları. Şimdi de şöyle kağıtlarından kesiyorum. İnce ince sarmaya çalışıyorum. Ama bayağı kendisi de ince olmuş. Mahasını da kesmeyecek artık. Çünkü şirelendi ağzı. Suyu niye getirdin ya bu? Orada kalaşıyor. Biraz serinlikle çalışsaydın. Çok sıcak bu. Burada duvarından taşına uğraşıyor. Hiç bitmeye uğraşıyor. Burada yazıyor. Şöyle güzelce kalkıyor. Bu. Şöyle. Kağıt gibi ince olmuş. Pestillerim. Çok da güzel olmuş. Vallahi israf etmeye kıyamadıydım. Hele ki israf etmemişsin. Ben bunu Kayseri suyunun kalan şeylerinden yaptım. Bunlar da şöyle şöyle düzüyorum içine. Bunları da alt tarafa koyayım ki uçmasın hayata. Çünkü hayatımızı gece süpürdüm buraları. Bahçeleri suladıktan sonra şey ağaçları. Yok ters sarıyorum ya. Şöyle ters sarmayınca yapışmıyor ağzıları. Geri bakıyor havaya. Şöyle gördüğümüz gibi. İbo çok sıcak. Kafana bir şapka giysen. Şapka daha orada asılı ya dışarıda. Giyerler adam. Kaç derece kim bilir bugün bilmem ama 35-36 derece var sıcak. Çok aşırı bugün. Hiç yaprak üflemiyor. Üflese de zaten fark etmiyor. Yani çok sıcak aşırı. Nefes alınmayacak gibi sıcak var bugün. Pardon şöyleydi. Tavuklar eşelemiş mi o süpürdüğüm yeri? Yok. İyi ne hayır ki. Bakın şu kan olmuş kalkmadı. Şurada dursun. Şunlar o kadar ince olmuş ki. Daha dün sabah serdiydim. Hemen kurumuş. Kediler değişik değişik mavlama yapıyor ya. Babasının ağzını bir basamıyormuş da. İdare edelim. Şöyle bir daha şey diyeyim. Kesinden keserse kesiyor. Kesmezse ağzından kesmiyor. İçine bunun aceleye geldi. Yani ceviz yaptım. Ne badem yaptım. Aslında cevizimiz ne vardı dondurucuda da ezileceğiydi.
diyenlerse tandır evine koyayım diye getirdim. İbo giderken onları da götürür bari. İbo. Evet. Giderken şu tandır evimize diyenlerimizi götürür. Çok kaldırıyor. Kalın olan giller çok iyi kurumamış. Onu bilir, onu söylerim. İnce olan giller çok güzel olmuş. Şarj bitiyor deyip duruyor bu da. Allah Allah. Şarjdan yeni çıkardım. Bir ısınmış ki telefon. Dışarı sıcak olduğundan herhalde. Şöyle düğüm gibi yapıp yapıp koyuyorum. Bunların içine kışın Allah nasip ederse ceviz koyacağım. Tamam. Yaş olan biller kaldı. Ben bunları saklama kutusuna koyup dondurucuya koyacağım. Şöyle. Sizlerin oralarda sıcak mı sevgili takipçilerimiz? Bizim burayla yanıyor söylediğim gibi. Yaz günü her taraf sıcaktır da serin olan bir yer var mı bilmiyorum. Çok güzel kaysık koyuyor. Burcu burcu. Yaptıktan sonra tekrardan görüşelim sevgili takipçilerim. Size uzatmayayım, kapanız şimdi. Yemeğin içine dökme Kayram. İyi, ne olacak Yasin? Onguçuk yatağı edeceğim İbo. Hangisi buçuk yatağı? Kayanın yatağına edeceğim. Ya da gelenimiz gidenimiz oldu. Ona edeceğim. Ona şey alacak, alez alacak. Kocalar da geliyor muyuz? Onguçuk'u yaptın mı? Hangi? Dün geçirdim ya. Cansu'nun aldığınız alezden. Ha, dün aldığım o değil. O üstündeki Cansu'nun alezi. He, ben de nasıl oluşturuyordum o he. Ondan alacağım. Onu denedik, oluyorsa hani büyüğünü diktirecektik ya. Hiç diktirmeyelim. Onun aynısından alalım. Şeyi oldu bu yataklar. Kimden aldıydın bunu? Hangini? Gözlük adamdan aldıydık ya şeyi. İyi canım. Önemli değil. Al. Olsun, onu gayrı gelenimize gidenimize ederiz. Ne öğreteyim? Misafirimiz bizim yapılı çok olur. Olsun ya. Her şeyde. He. Kullanırım. Tatlı olmuş mu Kayra? He. İyi. Rabiş bacımın ellerine sağlık. Olmuş. Bacım yaptı böyle. Güveçte yapacaktık. Güveci bulamadık. Ne bu? Et mi? Ciğer mi? Et. Et. Şöyle. Niye şeyini almadınız? Kanat nasıl yapalım? Ne bileyim, kanat put da yapmadık. Bu sefer de değişiklik olsun dedik. Hep kanat put yok ya. He bacım, şeyden aldık onu. Sabahları Kaan'la gittim mi oradan ekmeğimizi alıp geliyorum teyzem. Hava ekmeği. Hayır, hayır, ekmek yiyin mi? Kavununuz iyi miydi? Ne arasın Kayra? Bizim kutu. Kayra, kavunuş da diyor. Kavun aynı ağaç doğrar gibi. Hatır hatır. Çok kötüymüş. Kanepe örtülerim. Kanepe örtülerde kayıyorum şey bu. Şey değilmiş. O işte koyuyor da aşağı oturdum mu kayıyor aşağı. Kanepe örtülerim. Ama nasıl hoşmak, nasıl ben de sevdiydim. Şöyle oturunca ne nasıl iyiydi. Dünden beri kaç düzelttik. Kayıyor aşağı. Acaba yatıp şey kayganından mı kayıyor? Ondan mı kayıyor ki? Ne bileyim. Pek güzel. Ama herkes ondan şey kullanıyor. Bak şimdi onlar çıktı diyor. Olmaz ki. Büzük olur o zaman da. Böyle uşkur geçirmeye yeri yok. Püsküllü kenarları. Bir de şeye. İyi de yönünde aldıydı. Yakıştıydı. Çok güzel yakışmışmış. Ben de sevdiydim. Olsun ya, düzeltelim. Olsun bağım, hayırlısı olsun. Ya yok sen... canım. Düzeltilir değil, giriş değişeceğim diyor. Şunlarla değiştirsin, şu örtülerle. Bunlar hiç kaymıyor.
Altı bunlar süngerli ya. Süngerli bizimkiler. Benim telefonla çıkıyormuş gibi şey kayran. Ne olacak da? Yok, ben konuşmayı sevmiyorum. Nasıl iyi bir şeymiş ya. Bu kayacak ya, öyle varsaydı varamadım. Kalmıyor ya, bence o kadar var. Oradan derlere bayından taşımak zor olur sana. Olur da o kadar gidiyor ya. O kadar olursan ne kalıyor ya sen geriye? Ya sen bir de normal arabayla geçsin, bu yatsın önce. Bir de bula iyi. Böyle orada ne kadar çeker, bir şey yok ki. Ha. Yaşadın mı? He he. Öyle mi değil? O kadar olursan gidiyor olur. He he, oraya çeker. Ne öğretin bacını? Öğretin. Çekiyor bacını. Çeksin bari. Senin telefonu. Az sonra şapkayı giydim, bir de beni çek bari. Bu adam neye tamam bakıyor? Bismillah, artık şiir sirtihanı başladık bari, dur bari. İnşallah, gerisi de inşallah. He, daha olur mu olmam mı? Bahane ne yapıyor? Şu oraya bahane karşıya. Nasıl iyi oluyor demiştim. Daha bak, oluyor değil mi? He. Ne bari ufak tefek böyle elimizden geliyor, değil mi? Keşke... Ya bir gelmez onun ağzına üç tane bulması mesele. Ustabın üstü çok para istedi. Niye? Onun üstü de çok para istedi. He. Ustanın yemesi bu ama kim yerden aşağı değildi. Daha fazla değilse. Allah. Yasemin göz göz yapacağım. İkişer buçuk metre. Dur. Şöyle tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Şöyle yine Kayseri'den geldim bugün size. Hani diyeceksiniz ki bıktık artık Kayseri'den diye. Ama inanın bizde bir müddet Kayseri görmek istemiyor diyebilirim. Şöyle şu Kayseri'leri bugün açtım. Şekerpare bunlar. Kıyamadım, evde çürüyorlardı. Çok eziliyor, yumuşacık oluyor. O yüzden kıyamadım. Şunlar da reçelliyim. Bunları reçel yapacağım. 3-4 gündür burada durutuyorum. Şunlar da aynı söylediğim gibi şekerpare. Üstlerini şöyle tül perdeyle örttüm ama o zaman da hiç kurumaya niyeti olmuyor. Böyle de açıkta durunca sinekler konuyor. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. O yüzden tül perdeyi kaldıracağım şimdi üstlerinden. Açtım vallahi, ne yapayım. Ne olacaksa olsun artık. Çünkü perdeme de yazık oldu. Şöyle. Şu da pestilim. Pestillerimi yaptım bu arada. Şimdi onları da size göstereceğim biraz sonra. Rabiş bacımgil buradaydı. Onlar gittiler. Onları savuşturduktan sonra Allah. Neyse, suyu kapatmam lazım burada durup da. Eşim orada çalışıyor. Şöyle malzemelerimiz geldi. Pirketimiz, çimentomuz, kumumuz da vardı zaten. Eşim orada çalışıyor. Kendi çapında ufak yollu bir şöyle ahır gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Bakalım Allah nasip kısmet ederse inşallah inek almayı düşünüyor. İneksiz olmuyor koy yerinde. Şöyle orada uğraşıyor. Ortada da bir toz var ki inanın görmeniz lazım sevgili takipçilerimiz. Buradan arabalar geçiyor ya, havada çok durgun ve baskın. O yüzden her yer toz doluyor. Rabiş birine yemek yedik. Çayımızı içtik. Ondan sonra gittiler. Şuralarımızda dün süpürdüm güzelce. Tertemiz oldu. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Akşam ezanımız da okundu bu arada. Bugün o kadar sıcağıdı ki İbrahim Usta gündüz öyle çalışamadı fazla bir, çünkü aşırı sıcağıdı. Yine de yalnız başına hem harcını yapıyor hem toprağını suyunu koyuyor, yazık. Yapmaya çalışıyor. Bugün ben hiç yardımcı olmadım. Çünkü biz de evimizdeydik. Bacım vardı söylediğim gibi. Şuradaki soğanları da kaldırmadım ortadan. Biraz sonra onları bir toplayayım oradan.
Şöyle kedilerim yavrularını getirmişler. Görüyor musunuz bilmiyorum, motorun altına girdi bir tanesi. Bir tanesi de boruların yanında saklanıyor orada. Bakın gördünüz mü nasıl kaçıyor. Allah'ım. O taşların içinde saklanıyor o yavrular. Bizim yanımıza hiç gelmiyorlar. Bunlar şu sarı kediminin annesinin, ama yavrunun tabii ki anne kız bunlar da. Kızın yavruları yok henüz. Bunlar annenin yavruları iki tane. Ama hiç ele gelmiyorlar. Tutulmuyorlar. Artık onlar ören kedisi gibi bir şey olur. Hani dediler ya. Telefonum hiç sabitlemiyor. Bugün acayip derecede titreyiyor. Vallahi niyeyse. Şöyle. Kayısılarımı ıslatacağım biraz sonra. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Şöyle pestillerimizi güzelce yaptım. Şöyle. Daha bunların içine emoş, bazılarının içine Hindistan cevizi koydu. Şöyle iki poşet oldu. Zaten kaç taneydi acaba? 4 mü tepsiydi? 6 tepsiydi. Yok. Evet, 6 tepsiydi. Hatta bir tanesi de dışarıda duruyor. Hani bazı izleyicilerimizde kalın olduğu, Yasemin Hanım yazmışsınız. Ama hiç kalın değildi. Aksine Rabi işte çok ince buldu. Çok ince yapmışsın abla dedi. Biraz kalın olsa daha güzel olurdu dedi. Bakın poşeti kaldırdıkça Hindistan cevizleri dökülmeye başladı. Bunlara dokunmamam lazım. Bu Hindistan cevizi şurada sade olandan. Bunu sade yap demiş. Şöyle muska şekli de verdik bunlara. Normal şöyle uzun uzun da yaptık tarçın gibi. İşte muska şekli burada da var. Bazılarında öyle. Şunda muska şekli yine. Böyle güzel oldu. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. İnşallah cümlemizin. Her şeyde nazar azar at yok. İnşallah kurban olduğum yüce Rabbim herkese ağız tadına yedirmeyi nasip eder. Azar azar tadımlık çoluğa çocuğa da baktırırım tadına. Böyle işte canlar. Buranın halısını malısını da topladım böyle güzelce. Çünkü dün ben çay bardağı değil su bardağı kırdım burada. Nasıl kırdım onu da? Sürahinin üstündeydi bardak. Ben kendim koydum. İkisini bir alayım da su içeyim dedim. Sürahiyi kaldırınca üstündeki bardak nasıl düştü şarkadan. Buralar hep cam kırıklarıydı şuralar. Tertemiz süpürdüm buralarda süpürgeyle, ama yine ara ara göz kenleri oluyor. Hem de gözüme çarptı yine şu kenarda küçücük var bak. Anam alınmıyor da öyle. Gördünüz mü? Ayağımıza niye koymuşsa tamam, bunu avucumun içine attım. Şöyle. Vallahi böyle çıkıyor ikide bir de. Korkuyorum çoluğun çocuğun ayağına batar, benim ayağıma batar. Şöyle buralarımı da akşamdan temizledim güzelce misler gibi. Makineye attım onun parçalarını. Kendisini de güzelce yağ sökücüyle sildim. Şu duvarlar ne çok berbat oluyor. Buzuyla eşim sucuk kızartmış dün evvelki gün. Orada duvarlar hep batmış şuralar. Oraları sildim tertemiz. Şöyle kettle'la da gece kahve yaptı. Çünkü ocağın şeylerini yıkadım ya makineye atıncık. O da hemen kahveyi onda bulmuş çareyi. Şöyle bunlarım hep yilleşecek şu kaplarım. Bunlar yıkadım gece. Yillerine konulacak. Hepsi toplanacak. Ondan sonra makinem boşaltılacak. Makinem de yıkanmıştır. Evet. Çaydanlığımı da attım oraya. Şimdi Kaan'ı işe götüreceğim. Erkenden kalktık yine. Kaan da bilgisayarın başına geçmiş.